8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları. SDR Dikey yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 237 aşağıdaki özdeş A, B, C ve D cisimleri üzerindeki yük miktarı gösterilmiştir. Önce A, B ve C cisimleri birbirine dokundurulup ayrılıyor. Ayrılma işleminden sonra A cismi D cismine dokundurulup ayrılırsa son durumda D cisminin yük işaretinin ne olacağını açıklayarak aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Cevap, özdeş A, B ve C cisimleri birbirine dokundurulup ayrıldığında her birinde eksi yükler 2 fazla hale gelir. Bu durumda A cismi D cismine dokundurulur ise fazla yükler paylaşılacağı için son durumda A ve D cisimlerinde eksi yükler 1 fazla hale gelir. Dolayısıyla son durumda D cismi, eksi bir yüklü hale gelir. Elektriklenme olayından parmak izi çıkarma işleminde nasıl yararlanıldığını araştırarak aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız. Cevap, parmak izinin alınmasında elektriklenmeden yararlanılır. Parmak izi elektriklenme özelliğine sahiptir. Üzerine dokunulan toz parmak izinin görünmesini sağlar. 8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 237 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.